Herkese iyi akşamlar, merhabalar. Evet. Hepinize Bursa'dan selamlar, sevgiler, iyi akşamlar diliyorum. Hemen konumuz neydi yazılmış? Konumuz ilişkiler ve bağlanma. Yani bana ilişkilerinizi anlatacaksınız, ben de sizlerin bağlanma stillerine yönelik bazı yorumlarda bulunacağım. Yani işin esprisi bir kenara. Bağlanmayı konuşacağız, ilişkilerimizi konuşacağız. Evet, katılımcılarımızın yavaş yavaş gelmesini bekliyoruz. İyi akşamlar efendim. Yusuf, iyi akşamlar. Selamlar, sevgiler, saygılar bizden efendim. Merhabalar, hoş geldiniz. 2 gün önce evet, ne konuşalım diye, bu pazar akşamı, dün yaptık pardon, ne konuşalım diye bir hikaye atmıştık ve bu hikayenin sonunda da çok fazla yani 100'ün üzerinde bir cevap geldi. Teşekkür ediyorum öncelikle cevaplarınız için. Bağlanma konusunda çok ciddi sorular vardı. Bağlanma konuşalım. İlişkileri konuşalım. Kişilik tipleri işte borderline, narsist, daha doğrusu işte kopamama gibi farklı farklı konularda bizlere geri dönüş yaptınız. Deniz Hocam merhabalar, hoş geldiniz. Ve ağırlıklı olarak da bağlanma ve ilişkiler temelinde cevaplar geldi. Ben de dedim ki o zaman ikisini birleştirelim. Çünkü ikisi birbiriyle çok ilintili ve iç içe bir konu. Bu akşam şöyle yapmayı düşünüyorum. Eğer sizin için bir mahsur yoksa. Şöyle, dileyen katılımcılarımız canlı yayına istek gönderebilir ve canlı yayına katılabilir görüntülü olarak. Yani ister yine yorumlarınızı ve sorularınızı yorum bölümünden yazabilirsiniz ama dileyen böyle hani canlı yayına katılmak isteyen meslektaşlarımız, katılımcılar olursa böyle bir 5 dakika, 3-4 dakika kadar yani 3-4 dakika düşünüyorum. Böyle herkes uzun uzun biraz zor olur ama 2-3 dakika böyle zaman ayırmayı düşünüyorum. Onların yorumlarını, katkılarını almak istiyorum. Evet, katılımcılarımız yavaş yavaş geliyor. Ben de yavaş yavaş böyle ısınma turlarıyla giriş yapayım. Şu an 3 tane canlı yayın isteği var. Bunları muhtemelen yanlış gönderildi diye düşünüyorum. Çünkü benim söylememden daha sonra yapıldı. Eğer ilerleyen süreçlerde istekleriniz olursa bir bölüm ayıracağım. Yani bu konuşmanın, bu canlı yayının bir bölümünü yapacağım. İşte muhtemelen sonlara doğru. Diyeceğim ki eğer katılmak isteyenler sorularınızı vesaire alabileceğiz. Evet, yorumları kapatmayacağım bu arada, bilginiz olsun. Çünkü kendimi yalnız hissediyorum. Öyle duvara konuşur gibi olmasını istemiyorum. Zaman zaman sizlerden geri dönütler olduğu zaman da daha motive bir şekilde devam edebilirsiniz. Hani belki internet bağlantısı falan gider. Kimse bana o zaman ulaşamaz. En azından burada yazarsınız. Evet, bu akşam ilişkileri konuşalım. İlişkilerde yaşadığımız sıkıntılar, problemler, mutluluklar, huzur, hayal kırıklığı, incinmeler vesaire tüm konular üzerine genel bir konuşalım ve bu yaşanmış olduğumuz durumlar, problemler, sıkıntılar ya da mutluluklar bizden mi kaynaklanıyor yoksa bizim ta küçüklükte kurmuş olduğumuz bağlanma ilişkilerimizin temelinde bir yerlerde mi? Şimdi bağlanma deyince ya beni takip eden takipçilerim bilir, bağlanma üzerine zaman zaman böyle postlar atarım. Hani meslektaş olmayan yani psikoloji ve ruhsal alanında olmayan kişiler için de böyle kısaca bir bilgi aktarmaya çalışacağım. Bağlanma nedir? Neden bağlılık ihtiyacı hissederiz? Biz ötekine bağlı mıyız? Bağımlı mıyız? Bunu birazcık böyle ele almaya çalışacağız. Öncelikle hepimiz bir ilişki ihtiyacından doğarız. Yani bir bebeği gözünüzün önüne getirin. Anneler varsa, babalar varsa şu an bu yayını izleyen, onlar böyle kendi çocuklarını ilk böyle kucaklarına aldıkları zamanları bir gözlerinin önüne getirsinler. Savunmasız, çok masum, ısınma ihtiyacı olan, böyle titreyen, böyle gördüğümüz zaman tırnak içerisinde söylüyorum, bizden yardım bekleyen ve bizsiz olamayan bir yapıdan bahsediyoruz. Ses çok az diyor da elimden geldiği kadar bağırmaya çalışıyorum. Kızım uyuyor.
Ama elimden geldiği kadar bağırmaya çalışacağım. Kulaklıkla konuştuğum için belki bu yüzden bir problem olabilir. Şimdi hepimiz bir ilişki ihtiyacı içerisindeyiz. O çocuğu, bebeği gözünüzün önüne getirin lütfen. Gözünü açtığı zaman dünyaya bazı varlıkları görüyor. Yani çocuk ilk doğduğu anda böyle karıncalı televizyon ekranı gibi olur. Yani anlamlandıramaz. Bazı varlıkları görür. Ama bir yüzüne gülen birileri vardır. Etrafı kalabalıktır. İşte insanlar ona dokunmak ister. Ve bu çocuk da bazı deneyimler hisseder. Bazı duygular hisseder. Eğer anne gayet sağlıklı, anne sevgisini verebilen, anne bütün dünyadaki sıkıntılarla ve problemlerle yoğuştuğu halde çocuğuyla hemhal olan bir yapı içerisinde eğer olursa, çocuk kendisini sakin, huzurlu, dingin, mutlu, keyifli bir yapıda hisseder ve deneyimler dünyayı. Ama şimdi bu dediklerimi birazdan açacağım. Ancak eğer anne ya da ona bakım veren her kimse, şimdi anneden kastımız biz bakım veren insanlar, yani genelde anneler ama. Baba olabilir, bakım veren dediğimiz her kimse. Bu bakım verenle kurmuş olduğu ilişkide ilk bağlılık ve güven ihtiyacını sağlamak ister. Lütfen kendinize şu soruyu sorun. En çok istediğimiz ve en çok ihtiyacımız olan duygu hangisi? Neye ihtiyacımız var? Yani sevgiye mi, bağlılığa mı, ilgiye mi, merhamete mi, şefkate mi vesaire vesaire. Yapılan araştırmalar göstermiş ki bu durumların, bu kavramların en temelinde ihtiyacımız olan şey güven. Şimdi güvene çok ihtiyacımız var. Şimdi birazdan ilişkileri getireceğiz bunu. Neden evleniyoruz? Neden ötekiyle bir birliktelik kurmak istiyoruz? Neden sevgili olmak istiyoruz? Neden karşı cinsin merakını, meramını almak istiyoruz? Ya da neden karşı cinse bir ilgi duyuyoruz? Şimdi her birinin altında bir ihtiyacımız var. Sevgi ve güven. Evet, en temelde güvenmiş. En temelde güven. Güvenden sonra sevgi oluşuyormuş. Güven olmazsa sevgi oluşur mu? Hadi bir kendinize bir sorun. Yaptığınız ilişkileri, evlilikleri gözünüzün önüne getirin. Önce güvendiniz. Önce güven hissetmek istersiniz ki ardından sevgi kademe kademe yavaş yavaş bir böyle tohum gibi yavaş 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 büyür. Şimdi o yüzden bizim en temelde güvene ihtiyacımız var. Ve bizler ilişkide hastalanıyoruz. İlişkide iyileşiyoruz. O yüzden bizim en önemli ihtiyacımız ilişki. İlişki içerisinde olmak. Ötekiyle ilişki içerisinde olmak. Şimdi şöyle gözünüzün önüne getirin tekrar. Bir hayal edin bakalım. Şu an pandemi dönemindeyiz. Hepimiz evlerdeyiz. Allah'tan böyle işte teknoloji var, internet var. Düşünsenize bu pandemiler yani muhtemelen olmuştur. Biz onları da işte 1940'larda, 50'lerde olduğunu düşünün. Elektrik yok. Hiçbir şey yok. Herkes evlerde ve çıkamıyor dışarı. İnsan kafa yer değil mi? Zaten şu an kafa yiyoruz ama o zamanları bir de düşünün. Hiç kimseyle iletişim kurmadığınızı düşünün. Sosyal medya, internet, telefon olmadığını ve sizlerin en yakınlarınızla iletişim kuramadığınızı lütfen bir hayal edin. Haber alamıyorsunuz. Bir hafta, 10 gün. Göremiyorsunuz. Yüzünü göremiyorsunuz. Sesini duyamıyorsunuz. Cezaevlerinde tek hücrede kalanlarla yapılan araştırmalarda şu ortaya çıkmış. İnsanlar belli bir süre o hücreye girdikten sonra kendileriyle konuşuyor. Yaptıklarıyla muhakeme. Neden buradayım? Ne yaptım? Hayatım nasıl geçti? İşte nasıl bir yaşamım vardı? Annem, babam, arkadaşlarım, günahlarım, sevaplarım vesaire. O duruyor belli bir süre sonra. Durduktan sonra düşünemiyor. Bir şeye ihtiyacı var. Bir bağlılığa ihtiyacı var. Zihnin hep bir yerlerde bağlıydı. Konuştu. Artık konuşacak bir şey kalmadığı zaman ne yapıyor biliyor musunuz bu sefer o mahkumlar? Kafaların duvarlara vurmaya başlıyor yavaş yavaş. Diyor ki artık bir şey yok. Düşünemiyorum. Konuşamıyorum. Eğer ilişkim yoksa,
Eğer ötekiyle ilişki kuramıyorsam, ötekinin gözüne bakamıyorsam, öteki bana dokunamıyorsa, ötekinin sesini duyamıyorsam ha ölüm ha da burası. Hiç farkı yok. Şimdi bu çocuğu gözümüzün önüne getirdiğimiz zaman çocuk, yani bebek anneyle öyle bir bağlanma ihtiyacına girer ki sevgiyi, ilgiyi, şefkati, merhameti, her şeyi ister. Ve en temelde de bu bebeklik döneminden itibaren ötekiyle kurmuş olduğu ilişki, anne eğer seviyorsa, anne eğer dokunuyorsa, anne öpüyorsa, anne kokluyorsa, anne gözün içine bakıp onu sevdiğini hissettiriyorsa, dokunuyorsa gayet sağlıklı ve huzurlu bir şekilde yoluna devam eder. Ama anne ikircikliyse, yani anne yani bakım veren ikircikliyse, yani ne yaptığını bilemiyorsa, çocuğu önce alıp böyle ciğerine sokuyorsa, 5 dakika sonra da senin gibi çocuk olmaz olaydı, nereden karşıma çıktın diyorsa, seni doğuracağıma taş doğurayım diyorsa, şimdi çocuğun zihninde ben neyim olur. Bunu diğer yayınlarda ve geçen yayınlarda da konuştuk. Bu aslında bir bağlanma, ikirciklilik. Şimdi en temelde çocuğun iki soruya ihtiyacı var dedim ya. Bir, ben değerli miyim? Güvende miyim dünyaya geldiği zaman? İkincisi, karşı taraf güvenilir mi ve değerli mi? Şimdi iki sorunun cevabını arar çocuk. Ve biz o çocuklar büyüdüğü zaman, yetişkinliğe geldiği zaman ilişkilerimizde de onu ararız. Bir, ben bu ilişkide değerli miyim? Seviliyor muyum? Önemseniyor muyum? İlgi görüyor muyum? Bu ilgiyi de ben karşı tarafa aktarabiliyor muyum? Karşı taraf ilgiye değer mi? Sevgiye değer mi? Bir güven ilişkisi var mı aramızda? Bunu ararız. Yani annemizle kurmuş olduğumuz ilişkinin benzerini muhtemelen ilişkilerimizde ve evliliklerimizde kurarız. Muhtemelen diyorum, yapılan araştırmalarda bunu gösteriyor. Bağlanma ile ilgili yapılan araştırmalar, uzun boylamsal araştırmalar şunu gösteriyor. Evlilikler çoğu zaman ya özlem duyulan bir anneye yönelik oluyor ya da özlem duyulan bir babaya yönelik. Şu soruyu sorduğumuz zaman, evliliklerimize, ilişkilerimize sorduğumuz zaman şu sorunun cevabını kendimiz bulabiliyor muyuz acaba? Evlendiğim kişi, birlikte olduğum kişi, geçmişten edemediğim, elde edemediğim, hissedemediğim ya da tamamen elde ettiğim hangi duyguları bende tetikliyor? Eğer babası annesine şiddet uygulayan bir ailede yetişmişse, babası annesini hiç sevmemiş, evladının yanında değer göstermemiş, öpmemiş, dokunmamış, sevgiyi hissettirememiş ötekine ve bu çocuk da sevginin ne olduğunu bilmiyorsa, muhtemelen kendi evliliğinde ya aynı döngüye düşer, yani anne ve babasının kurmuş olduğu ilişkinin bir benzerini evliliğini kendisinde oluşturur, ya da o kadar çok nefret eder ki bu baba, tırnak içerisinde baba figüründen, böyle bir erkekle evlilik ya da böyle bir ilişkiye yeltenirse hemen kaçar oradan, hemen kaçar. Sorular geliyor. Onları ben birazdan, eğer ekran kaymazsa, yine cevaplamaya çalışacağım. Gizem Hanım, eğer sorularınızı cevaplayamazsa ilerleyen süreçte tekrar atarsınız. Şu an dikkatim dağılmasın diye birazdan yine cevaplamaya çalışacağım. Ya da kadın. Annesi babası tarafından hep böyle işte zulüm görüyorsa, fark edilmiyorsa, sessiz, hep böyle ara yol bulan, evlatlarıyla kocası arasında hep böyle ara yolu bulan bir kadınsa, muhtemelen de kendi evliliğinde ilerleyen süreçlerde hep böyle ara yolu bulan, sünger görevi gören, emen, bütün duyguları emen bir yapı haline dönüşüyor. Şimdi burada bir bağlanmanın temel figürlerine bakmamız lazım. Şimdi çocuklarda bu bağlanma nasıl oluşuyor? Bunu konuşacağız. İlerleyen süreçlerde yetişkinlikteki bizdeki iz düşümlerine bakmamız lazım. Yani bağlanma. 3 tip bağlanma var. Yani aslında 2 tip. Yani biri güvenli, biri güvensiz. Temel kategori 2. Biri güvenli bağlanma. Bir tanesi de güvensiz bağlanma.
Şimdi güvenli bağlanma adı üzerinde güvenli bir ilişki. Bunu en son atacağım çünkü bu en kolayı, en basiti. Ama güvensiz bağlanma da, yani bununla ilgili çok araştırmalar ve kuramlar var ama genelde ikiye ayrılıyor. Bir tanesi kaygılı ve kararsız bağlanma, diğeri de kaçıngan bağlanma. Şimdi güvenli bağlanmada şunu hissediyoruz biz, yani çocuk, bebek, bir bebeği gözünüzün önüne getirin ya çocuğu, annesi dışarı çıktığı zaman ağlıyor, geldiği zaman yatışıyor. Bunda problem yok. Diyor ki annem gitti, annem geldi. Yani annenin geleceğine yönelik bir figür var ve ben kendi başımın çaresine bakabilirim duygusu olan çocuk. Bu nasıl sağlanır? Sağlıklı bir anneyle, tabii güvenli bir anneyle olur. Güvenli bağlanan bir anneyle. Yani eşi sinirlendiği zaman, öfkelendiği zaman, kavga ettiği zaman birbirlerine giren çiftler bilir ki ya ilerleyen süreçlerde biz barışacağız ve bununla ilgili de benim kendi hatalarım, onun kendi hatalarını gözlemleyeceğiz, konuşacağız ve bir tatlı yola bağlayacağız der. Bunlar güvenli ilişkilerdir. Yani güvenli bağlanan kişinin en temelinde bir empati vardır. İki, ötekinin duygusunu anlayabilme vardır. Bu çok önemli. Yani empati ve ötekinin duygusunu aslında benzer de bir tık böyle farklılıkları var. Ötekinin neye ihtiyacını olduğunu zihnine ve kalbine koyabilen kişiler genelde güvenli bağlanandır. Yapılan araştırmalar. Şimdi Kaan Hocam beni izliyorsa kendisi rahatsız şu an ama belki yayını daha sonra izler. Güvenli bağlananlar dünyada %70 civarındaymış. Her ne kadar kendisi güvenli bağlananların %10 civarında olduğunu iddia etse de dünyada %67-%70. Araştırmalar bunu gösteriyor. Bunlar güvenli bağlananlar. Bir de kaygılı kararsızlar var. Yani onlar da ne yapacaklarını bilemeyenler. O bebeği tekrardan gözünüzün önüne getirin. Anne dışarı çıkıyor odadan dışarı. Basıyor çığlığı, basıyor ağlamayı. Ağlayacak çocuk. Ağlaması gayet sağlıklı. Çünkü ona bakım veren, güvenli limanı kendisinden ayrılıyorsa ağlaması ve tabiri caizse yas tutması, ağıt yakması gayet doğal. Çünkü gidiyor, onu terk ediyor tabiri caizse. Şimdi bu çocuklar, kaygılı kararsız bağlanan çocukların anneleri geldiği zaman belli bir süreden sonra yatışamıyorlar. Türkiye için ben orana katılmıyorum. Bilmiyorum artık. Bu dünyadaki araştırmalar. Ama Türkiye'de bununla ilgili Tarık Solmuş'un yapmış olduğu araştırmalar var. Doğrudur. Neyse konumuza dönelim. Anne geldiği zaman çocuk yatışmıyor. Yani nasıl yatışmıyor? Ağlıyor. Tamam evladım bak ben buradayım diyor. Dokunuyor, seviyor, öpüyor. Yatışmıyor. Çok. Yani böyle 2 saat ağlıyor. Halbuki anne ya mutfağa gitmiştir ya da bir saat bir yere gitmiştir. Markete gitmiştir, bir yere gitmiştir. Geldiği zaman kavga kıyamet. Çocuk duygusunu regüle edemiyor. Yani anne burada mı? Anne gitti mi? Anne burada mı? Anne gitti mi? Şimdi bu nasıl oluşuyor? İkircikli durum dedim ya. Yani önce anne alıyor, seviyor önce. Anne iyiyken, iyi kendilikteyken anne çocuğunu alıyor, öpüyor, seviyor. Ardından böyle bir eşine kızıyor, kaynanasına kızıyor, annesine kızıyor, babasına kızıyor, iş yerindeki patronuna kızıyor, müdürüne kızıyor, iş yerindeki başka birine kızıyor, öfkeleniyor, komşuya kızıyor. Diyor ki yani her tarafı dağıttın diyor, berbat ettin diyor, evi ben daha yeni temizledim diyor. Berbat ettin diyor, her şeyi döktün yere diyor, saçtın diyor. Popoya bir tane vuruyor. Ya da seni diyor mahvedeceğim diyor. Sana diyor, bu dünyayı diyor dar edeceğim, zindan edeceğim diyor. Şimdi diyeceksiniz ki ya bunlar mübalağa ama duygusal olarak çocuk bunu hissediyor. Ha bu arada öyle anneler de var. Yok değil. Cezalandıran anne, odaya kilitleyen anne, böyle dayaktan perişan eden, çocuğu oradan oraya atan anne. Şimdi diyor ki bu çocuk, yarım saat önce ben de gayet değerliydim, beni seviyordun, öpüyordun, kokluyordun da. Şimdi ne oldu? Neredeyim ben? İkirciklik yaşar. Anne gitti mi gelecek mi? Gitti mi gelecek mi? Ne oldu anlamlandıramaz. Şunu duyarsınız bazen. Yani seni doğuracağıma taş doğuraydım da işte yemeğini yemezsen işte seni atlara vereceğim, eşeklere vereceğim, köpeklere vereceğim diyenler. Ya da bu yemeğini yemezsen bak bırakır giderim. Bırakır giderim bak. Senin annen olmam.
Bu diyenler vardır. Senin annen olma. Şu an yetişkin gözüyle baktığımız zaman nasıl olmazsın ya? Sen benim annemsin. Nasıl olmazsın deriz. O çocuğun, 2-3 yaşındaki çocuğun gözüyle dünyaya bakın bir de. Nasıl yani? Beni terk mi edeceksin? Beni bırakıp gidecek misin? Mesela anne paçalarına yapışır bu sefer. Annemi bırakma beni. Gitme ne olur. Tamam. Yani kendiliğimden vazgeçeyim, sen yeter ki gitme der. Bağlandı mı tam bağlanır ama kopamaz. Derslerine çalışmazsan seni sevmem. Aynen. Ne kadar acımasız. Kesinlikle. Doğru. Aybaşı görürsün. Harçlık istemeye gelince görürsün. Ya da işte sana bunu yapacaktım. Yapmayacağım. İkircikli duygu. Şimdi bu sefer bu çocuk da yani ya seviliyor muyum, sevilmiyor muyum, değerli miyim, değersiz miyim, yeterli miyim, yetersiz miyim, ben ne altım demeye başlıyor çocuk. Duygusunu regüle edemiyor. Bastırılıyor tüm duygular. Şimdi bunların yetişkinliklerini birazdan anlatacağım. Evlilik içerisinde nasıl olduğunu anlatacağım, evli ilişkilerde. Şimdi bir de kaçıngan bağlanma var. Bu ikisini bağımlı olur, bağlı değil. Aynen öyle, bağımlı oluyor. Ötekinin sevgisini almadığı sürece dağılacağına, kimliğinin olmayacağına, varlığının olmayacağını düşünüyor. Kaçıngan bağlanma ise anne dışarı çıkıyor. Çocuk anne gitti mi, geldi mi, ne yapıyor, ne zaman gelecek, bir saate mi, iki saate mi, umurunda değil. Anne geliyor oturuyor. Ağlamıyor bu çocuklar da biliyor musunuz? Ağlamıyor kaçınganlar. Ağlamıyor hiç. Oyun oynuyor burada. Böyle bakıyor işte. Oyuncaklarla oynuyor. Böyle işte bir şey bulursa benim gibi içiyor, bakıyor sağa sola. Anne var mı yok mu? Anlamlandırmıyor. Annenin geldiğinden dahi haberdar olmuyor. Yani kaçıngan bir yapı. Aynı odada bile fazla iletişim kurmaz. Genelde bu tip çocukların altı değiştirilir. Karnı doyurulur. Gazı alınır. İhtiyaçları giderir. Ağladığı zaman işte kilolar pışpışlanır. Hastalandığı zaman doktora götürülür. Bu kadar. Sevgi, evet, afektif bozukluğun çocukluktan ilişkiye uzanan maalesef çok kemikleşmiş oluyor. Çok doğru, değerli meslektaş. O kadar çok bağlanma oluşturamıyor ki, bir bağlılık yok. Yani anne var ya da yok. Olsa da olur, olmasa da olur. Şimdi bununla ilgili yapılan bir araştırmayı ben size ifade etmeye çalışacağım. Acımasız bir araştırma. Bu arada yayının sonuna doğru bir belgeselisi önereceğim. Şimdi konuyu dağıtmayayım. Ama belgeselde ne kadar çok acımasızca yapılan bazı araştırmalarda psikanalizin ve psikodinamik psikoterapilerin ne kadar çok acımasız olduğuna yönelik araştırma da altında etikleri sayaraktan bir insanların nasıl dünyalarını karartıyorlar. Onunla ilgili bir belgeseli ifade edeceğim. İsmini. Onu en son söyleyeceğim. Unutursam hatırlatırsınız olur mu? Şimdi bir araştırmadan bahsedeceğim. Çocuklar dünyaya geliyor. Doğuyor. Bir tarafı, bunu canlı yayınlarımı çok anlatmışımdır. Yani tekrar tekrar ediyorsam özür dilerim ama bunlar gerçekten çok önemli. Nörobiyoloji ve duygu çok önemli. Bebekler bir taraf alınıyor. Yani bebekler doğuyor. Bir 15-20 tane bebek. Bir kısmı ikiye ayrılıyor. Bir kısmı işte yine 3 yıl araştırılıyor. Diğer kısmı da 3 yıl araştırılıyor. Buradaki sol taraftaki yani çocukların doğumundan itibaren İşte altları alınıyor, temizleniyor, işte gazları çıkartılıyor. Fiziksel bakımları gerçekleştiriliyor. Bir problem yok, gayet iyi. Kendiniz etiketlemeyin böyle yayından sonra ben şuyum ben buyum diye. Aman hepimizin içerisinde bu parça var bu arada. Ha. Dur şimdi ben şimdi yorum geldi bir tane ben buyum ben aman. Bende de var hepsi. Dur şimdi dağıtmayayım şimdi konuyu. Buradaki çocukların bütün ihtiyaçları, fiziksel ihtiyaçları gideriliyor. Karın İşte açlık, tokluk, gaz vesaire. Buradaki çocukların ise yine bütün fiziksel ihtiyaçlar gideriliyor. Bütün fiziksel ihtiyaçlar gideriliyor. Ardından buradaki bakım veren kişiler, o sağ taraftaki çocuklara bakım veren kişiler dokunuyor, seviyor, öpüyor, kokluyor, kucağına alıyor, dokunuyor, temas ediyor. Bağrına basıyor. Onların gözün içine gelip, benim gözümün üzerinde şimdi bir şey çıktı da o yüzden tam böyle yaklaşmak istemiyorum ya da yaklaşayım bir şey olmaz. Şöyle bakıyor. Seni seviyorum diyor. Böyle çocuğuna dokunuyor. Bu bebeklerin
bu bebeklerin 3 yıl boyunca takip ediyor bu bebekler. 3 yıl sonra beyin tomografileri çekiliyor. Beyin tomografileri. Beyin dalgalarına bakılıyor. Bu sol taraftaki çocukların beyin gelişimi %30, %35'ler civarında. Tam rakam hatırlamıyorum. O civarda. Ama çok düşük bir oran. Bu taraftaki bebeklerin beyin gelişimi ise %87. Şimdi o zaman bizim beyin gelişimimizde ilgi, sevgi, şefkat, merhamet, dokunma, hissetmek üzerine o kadar çok beyin gelişimimizde etkiliyor ki. Biz ötekinden sevgiyi aldığımız zaman, ilgiyi aldığımız zaman, merakı aldığımız zaman, hissiyatı aldığımız zaman kendimizi daha değerli hissediyoruz ve beynimiz de daha hızlı büyüyor ve gelişiyor. Şimdi o zaman sevginin iyileştirici bir gücü var. İlişkinin iyileştirici, sağlıklı ilişkinin iyileştirici bir gücü var. Şimdi tamam hocam buraları anladık. Buralar tamam güzel. Gelelim. Sadece ya tamam sen anlatıyorsun 20-25 dakikadır da yani. İlişkilerde bu nasıl gözlemleniyor? Dedim ya biz o küçük çocukluktaki ilişki tarzlarımızı evliliklerimize ve ilişki tarzlarımıza getiriyoruz. Eğer annesi hep terk etmişse, terk edeceğine dair tehditte bulunmuşsa muhtemelen terk edileceği ya da terk edilme tehdidi olan ama terk edemeyen bir ilişkiye girer çoğunlukla. Mesela bu kaygılı kararsızlar. Üç tip dedik. Bir tanesi güvenli bağlanma. İkincisi güvensiz bağlanma. Güvensiz bağlanma da kendi içerisinde kaygılı kararsız ve kaçınan bağlanma diye ifade ediliyor. Şimdi kaygılı kararsızlar bağlandıkları kişiye tabiri caizse öyle bir bağımlılık geliştirirler ki. Öyle bir bağımlılık geliştirirler ki. Evlendiği kişiyi yerlere gökleri sığdıramazlar. Şimdi yeni evlenme kararı verir. Kız ya da erkek. Arkadaşları der ki yani sen bu işte Ahmet'le Mehmet'le ya da işte Ayşe ile evleneceksin ama yani emin misin? Ya bak şöyle şöyle tavırlar var ama işte ben geçen yolda gördüm. Böyle çok ağızlı pis yani böyle insanlara saygı göstermiyor. Çok böyle bir hırçın bir tip. Ya yok öyle bildiğin gibi değil. O çok iyi bir insan. Çok yufka yürekli bir insan deriz. Tozu konduramayız. Kondurmak istemeyiz. Çünkü onu biz sevmişizdir. Şimdi evlenirler ya da bir ilişki kurarlar bu kişiler. O kadar çok karşı tarafı idealize eder ki. Yani ben hiçim. Suçlu benim zaten. Yani bir kötülük varsa bir kocuşçuları, tatlışçıları onlar. Aynen öyle. Yani öyle bir ilişki kurarlar ki karşı tarafı idealize ederler. Sen mükemmelsin, sen şöylesin, sen çok iyi bir eşsin, iyi ki seninle evlenmişim der. Mutluluklar havada uçuşur ya. Bir olumsuz durum olduğu zaman da kendisini suçlanır. Yani bu adam melek gibi adam ya da bu kadın harika bir kadın. Yani bütün suç bendedir zaten. Yani kusura bakmayın. Böyle hani ortada bir bokluk varsa bu bendendir. Şimdi öyle bir suçlanmayı elde ederler ki kendilerini yapıştırırlar ki bunu hep kendisini suçlu, değersiz, beş para etmez, yetersiz bir insan olarak görmeye başlarlar. Ve ötekinden de zaman zaman değeri hissettiği zaman işte zaman zaman gelir. İşte seni seviyorum der. Böyle maço erkekler falan vardır. Öyle. Seni seviyorum. Sen benim işte alın yazımsın. Seni çok sevmişse sen benim çocuklarımın anasısın, çocuklarımın babasısın der böyle. Ona değerli gelir, iyi gelir ona. İşte maddi ya da manevi birkaç böyle bir hediyeler böyle jestler yaptığı zaman o ona yeter. Az da yetinmeyebilir bu kişiler. Nerede öyle adam, değil mi? Ama karşı taraf kendisine bir zalimlik yaptığı zaman bu kaygılı kararsızlara bir zalimlik yaptığı zaman der ki adam ya da kadın fark etmiyor. Git. Aynen. Narsistik ve bağımlı kişilik. Aynen. Zaten temeli burada. Git der. Çünkü terk edemez. Git der. Artık seni istemiyorum hayatımdan. Senin gibi işte böyle kadın ya da adam olmaz olaydı da işte sen nasıl bir işte adamsın kadınsın gibi ağızdan birçok cümle geçer. Ve gidemez öteki. Tamam der. Yani çok özür diliyorum.
yani ben evet orada hatalıydım. Ne olur gitme der, bırakma beni. Bak emin misin? Bak çoluğumuz çocuğumuz var. Etme, eyleme. Bağlılık değil, bağımlılık geliştirir ötekine. Sorarız bu kişiye. Sizin için eşinizden de mi ifade ediyor derim. Sorarız. Hocam hayatın merkezi der. Hayatının merkezine koymuştur. Ya eşini ya çocuğunu fark etmez. Eğer eşinden o sevgiyi alamamışsa, eğer çocuğu da olmuşsa muhtemelen çocuğuna bağımlı hale gelir. Bağlı, bak bağlılık değil, bağımlı hale gelir. Eşi ya da çocuğu olmadan kendi varlığının, kendi benliğinin olmadığına dair bir varsayım geliştirir. Her şeyini önlerine saçar, her şeyini. Hani bizim halk tabirinde bir şey vardı, saçını süpürge etmek derler. Saçını süpürge eder ötekine. O kadar çok verir ki, verdikçe karşı tarafta alır, verdikçe karşı tarafta alır. Ama gün gelir, o kadar takati kalmaz, yorulur, depresyona girer, ne yapacağını bilemez ki artık kendi takati de kalmaz. Şimdi bunlar böyle. Kolay kolay bir ilişkiden kopamazlar. Genelde bu örüntüler, kadınlarda görülür. Kaygılı kararsızlar. Genelde diyorum. Vallahi ben demiyorum, araştırmalar diyor. Erkeklerde de var. Ama ağırlık kadınlarda. Şimdi şu üç parça var ya. Güvenli, güvensiz, yani kaygılı, kararsız ve kaçıngan. Her birimizin içinde bu parçalar var. Değerli arkadaşlar. Her birimizin içinde bu parçalar var. Ama bir tanesi bir tık daha fazla çıkar. Yani zaman zaman güvenli olduğumuz taraflarımız vardır. Yani sınır koyarız, kendi benliğimizi, kendi kişiliğimizi koruruz. Ne oluyor deriz burada, bunu güvenli hale geliriz bu zaman zaman. Ama zaman zaman da işte yani bir kaygılı, bir kararsız, ne yapacağım, ne edeceğim, işte bunu da deriz. Zaman zaman da kaçıngan böyle tarafımıza geçeriz. Şöyle hiç böyle etliye sütlüye karışmayız yani. Duyguya pek girmeyiz. Yani duyguya girmek ölümdür. Bu kaçınan bağlanma stilinde olan bireylerin anneleri muhtemelen sevgiyi hep mahrum bırakmıştır bu kişilerde. Sevginin, duygunun ne olduğunu bilemez. Öfkenin de ne olduğunu bilemez. Şimdi bundan sonraki süreçte kopamadığı için, bırakamadığı için ya bu hayatını devam ettirir ya da gün gelir öyle bir kafaya dank eder ki belli bir yıldan sonra yeter artık der. Benler kendi hayatımı ezdirmeyeceğim der. Kendilik aktivasyonu diyoruz biz buna. Kendilik aktivasyonunu gerçekleştirmeye çalışır. Bu arada yani kaygılı kararsızlar güvenli olabilir. Kaçınganlar kaygılı kararsız olabilir. Ardından yine bir tık güvenli olabilir. Bunlar uzun yollu süreçlerle oluşur. Oluşmaz diye bir şey. Yani örnek veriyorum işte ben kaygılı kararsızsam bir daha yani hayatta güvenli olamam diye bir şey yok. Geçiş vardır. Ve dedim ya zaten içimizde o parçalar var. Gidip gelir ama bir tanesinin ağır bastığı var olur. Yani sorulara bakıyorum bu arada hani kaçırmamak için. Şimdi evet bunun bir tırnak içerisinde tedavisi ve psikoterapi süreci de atıyorum farklı süreçlerde var. Yeni bir örüntüyü, yeni bir deneyimi yaşayabilir bu insanlar. Ama cesaret ister. O cesaret de ne demek bu cesaret? Ya hocam ne demek yani cesaretsiz mi diğer insanlar? Yani psikoterapi zorlu bir süreçtir ve psikoterapiyle bunun desteklenmesi var. Ha illa yani psikoterapiyle olacak dediği bir şey yok. Kişinin yaşamış olduğu travmatik deneyimler ve yaşantılarla geçişleri de sağlayabilir. Yani hayatında bir travma yaşar, yeter artık der, bırakır gideceğim der. Bir kendilik aktivasyonu sağlar. Buradan kendisine devam eder. Cihat Hocam hoş geldiniz. Merhabalar. Şimdi bu yapılar öyle bir yapıda yani şimdi soruları da görürken bazen böyle dağıtıyor muyum diye. Evet şu an için bir sıkıntı yok. Kaygılı kaçıngan diye pek bir şey yok. Genelde kaygılı kararsız var. Kaygılı kararsızdan kaçınana doğru iner bazen. Bazen yukarı güvenliğe doğru. Bir de bunların dışında dezorganize kimlik var da o bizim asıl bağlanma figürümüzün yani dezorganize bağlanma diyoruz. Şöyle ifade edeyim.
genelde bunlar da duygudan, hadi onları da anlatayım bari, bir tane daha şey, bir de dezorganize bağlanma tipi de var. O da duygudan, yine dediğim gibi bir haberdir. Duyguya pek giremez. Ve anlattığı bir şeyi örnek veriyorum. Der ki ya işte bugün bize canlı yayın yapıyoruz işte beraber. Şu an işte izleyenler var. İşte arkadaşlar da katıldı. Cihat hocam da geldi. Merhaba. Birden başka bir konu yanlar. Ya biliyor musun işte pandemi de gayet artmış. İşte vakalar da artmış. Bak şu an evlerdeyiz. Dersiniz ki ya hocam az önce bak sen canlı yayın anlatıyordun. Ama şimdi pandemiye geçtin. Daldan dala atlar. Bir bütünlük yoktur. Anlattıklarında, konuştuklarında, hayatlarında bir bütünlük yoktur. Yani öyle bir hayat yaşarlar ki daldan dala konuşmanın içeriğinde genelde dezorganize kimliği görürsünüz. Yani bunlar biraz da disosyatif kimlikler diyoruz. Neyse çok o psikoterapi boyutuna, psikolojik yerine girmeyeceğim. Ama bizim 3 tipe bakalım, önemli olan o. Şimdi ilişkilerinde o kadar çok tahrip edilirler ki bu kaygılı kararsızlar. Aynen, fikir uçuşması hocam. O kadar çok tahrip edilirler ki duygusal olarak bırakıp da gidemezler. Şimdi bu kaçınanlar vardır bir de. Kaçınganların da evlilikleri, yani evliliklerinde vardır. Evet. Yani o teknik kelimeleri girdim. Özür diliyorum. Burada yine seminer gibi oldu ama teknik kelimeleri pek girmemeye çalışacağım. Kaçıngan tiplerinde evlilikleri genelde gelirler. Etliye sütüye karışmazlar. Sessiz olurlar. Böyle ağızlar böyle bantı çekerler. Yaparlar. Konuşurlar. Şimdi kaygılı kararsız, çünkü bunu çok ilişkilerde görüyoruz. Kaygılı kararsız bir kadın varsa ya da erkek varsa evlilikte, kaçınan da bir diğer kimlik varsa şu şöyle olur. Kaygılı kararsız bir şey ister. Ne yaptın der, işte nereye gittin anlat, sana sohbet edelim, muhabbet edelim. İlişki ihtiyacı var ya bu kaygılı kararsız, böyle bağlılık ihtiyacı. Sohbet etmek ister, işte konuşmak ister, dokunmak ister. Kaçınan da oturur. Yani çok fazla konuşmayalım. Dokunulmaktan rahatsız olur, aman der. Sarıldığı zaman ya şöyle bir çekilir, aman der. Ya, rahatsız olur. Bugün ne yaptın der. Ne hiç der. İyi. Nasıl iyiyim ya? Ha, ne yaptın, iyi miydin bugün, öfkeli miydin, sinirlendin, iş yerin nasıldı, bugün çocukla bak bu oldu, ben evde sen yokken şunu yaşadık falan. Ha öyle mi der. Ya bir adam sana söylüyorum ya, iki cevap versene bana ya, iki kelime et ya. Ya sen duvar mı oldun, iki kelime etsene. Duyguya girmekten pek böyle alıkoyarlar kendileri. Genelde pek iletişim kuramaz arkadaşlar. Çünkü ilişkiye girmek demek dağılma duygusu demektir. Duyguya girersem, öfkelenirsem, işte ilgimi gösterirsem, kadın gelir ya da adam gelir, bu kaygılı kararsız kişi gelir, öteki kaçınana dokunur böyle, işte seni özledim der, böyle bir irkilir, ne oluyor der. Yani kaçınan anlamlandıramaz, bir dakika der, tehlike geliyor der. Çünkü duygu demektir ilişki. Ve bu süreç içerisinde de duygusal olarak kopmaya başlarlar. Aynen. Genelde evlenmezler zaten kaçınganlar. Ama evlendirilirler tırnak içerisinde. Evliliğe doğru hani. Ya işte bizim bir kızımız var, sizin de işte bir oğlunuz var. Hani bakmazlar bu kaygılı mı, kararsız mı, güvenli mi, kaçıngan mı. Bir oğlunuz var. Evlendir. İyi evlendir. Bununla ilgili bir film vardı. Yazgı galiba. Yazgıydı galiba değil mi? Yazgı galiba, yanlış hatırlamıyorsam bu. Kaçınan tiple ilgili. Yani herhangi bir duygusal ilişkiye de giremezler. Mantık çerçevesinde çok da, mesela bu kişilerin arkadaşları da azdır. 2-3 tane çok da yakın olmazlar. Yani merhaba, merhaba, nasılsın, iyi misin? Gider gelirler. Evden işe, evden işe, o kadar. Yani arada da bir çıkarlar. Kendi çöplüklerinde tabiri caizse gider gelirler. Öyle açılamazlar yani. Öyle bir şehir değiştirme, otobüse binip gezme, gitme bir yere yok. Sosyal ilişkilerde de girişkenliklerinde bir sıkıntı vardır. Çünkü reddedileceğim, sevilmeyeceğim, değer görmeyeceğim duygularla beraber hep kendini böyle geri çekerler. Şimdi o zaman biz kendi ilişkilerimize baktığımız zaman, romantik ilişkilerimize baktığımız zaman acaba güvenli miyiz? Acaba kaygılı kararsız mıyız? Acaba kaçınan mıyız? Şimdi bunların her birini anlamlandırdığımız zaman cevabı farklı farklı olabilir. Şunu diyebiliriz ya hocam, bazen güvenliyim, bazen kaygılı kararsızım.
bazen kaçınganım. Bunlar öyle bir yapın içerisine girerler ki bir tanesini sahiplenirler üstlerine. Konuşmazlar ya da atıyorum çok bıcır bıcır olurlar, konuşurlar. Öteki de güvenlidir. Yani der ki ben eşimle tartışabilirim, kavga edebilirim, problemlerimiz de olabilir ama oturup ötekinin neye ihtiyacı olduğunu anlamlandırabilirim. Der. Empati becerisi vardır. Ama diğerlerinde pek genelde kendi dünyalarındadır. O yüzden bunlar hep böyle kendi içlerinde bir buhran yaşarlar. Şimdi ben burada bazı sizlerden hikaye attıktan sonra bazı sorular geldi. O soruları da buraya ben not aldım. Onları da bazen böyle gözümün ucuyla da cevaplamaya çalışacağım bu konu içerisinde. Şimdi yapılan bir araştırma var. Romantik ilişkilerde bağlanma stilleriyle ilgili. Yani internete girerseniz bununla ilgili çok araştırma görebilirsiniz. Romantik ilişki yaşayan bireylerin bağlanma stillerine baktığımız zaman en büyük problemin ne olduğunu ve hangi problemleri yaşıyorlar diye baktıkları zaman neymiş? En büyük problem bir tanesi yalan söylememiş. İkincisi de aldatma, ihanetmiş. Çiftler yalan söyleme noktasında çok önem arz ediyorlarmış buna. Yani yalan söylenildiği zaman şalterler atıyormuş. Ciddi bir şekilde problem olarak bugün. Yani şimdi o zaman şunu da sormamız, şuna bakmamız lazım. Bir, yalan söyleme iten ihtiyaç ne? Bunu sormamız lazım. Ya ben neden yalan söylüyorumdur eşime? Neden? İkimizin arasındaki ilişkide bir problem var ki ben yalana başvuruyorum. Bu onun sorumluluğunda olan bir şey değildir. Sadece benim de sorumlu olan bir şeydir. Aramızdaki ilişkinin yalan söylemeyi itmeye götüren sebep ne? Hep yalan söylüyorsun ya. Hep sen, yani hep yalanını yakalıyorum. Bak güven yok burada. Yani yalan varsa zaten güven problemi var demektir yani. Şimdi o zaman bu yapılan araştırmanın sonucuna göre demek ki bir güven problemi var. Yani eşim tarafından, partnerim tarafından söylediğim, istediğim, talep ettiğim herhangi bir şey kabul edilmeyecek duygusu var ki yalana başvuruyor. Bu ikili ilişkidedir. Yani ben o güveni sağlayamamışımdır eşime ki muhtemelen beni reddediyor diyebiliriz. Öteki taraftan şunu da diyebiliriz. Eşim o kadar çok bana işte müdahale ediyor ki ve benim işte bir şeyler yapmamı istemiyor ki beni yalana itiyor da diyebiliriz. İkisi de kabuldür. Şimdi o zaman evliliklerin temelinde o zaman güven yoksa ve bağlılık yoksa, biz Gottman çift terapisinde güven ve bağlılık temeli üzerine tuturuz ilişkileri. Güven ve bağlılık yoksa, bakın bağımlılık demiyorum, bağlılık yoksa bazı inşalarda problemler oluşur. O yüzden bizim en temel ihtiyacımız güvendir. Güven ihtiyacımız var. Güven duymak isteriz ötekine. İkincisi de ihanet ve aldatma. Bu da zaten güvene giriyor. Bakın. Yani bununla ilgili 105 tane farklı kategori varmış. Ben sadece ilk ikisini aldım. Mesela ilişkiler içerisinde en büyük problemler dediğim gibi bir güven, yani yalan söyleme ve ihanet olarak elde edilirken mesela en azda ne çıkmış? Kötü alışkanlıklar, işte paylaşımların azlığı, ilişkinin üzerinde başkalarına aktarılması, ekonomik kısıtlamalar, alınganlık gibi bunlar en sonunda çıkmış. Yani en çok zedeleyenler. Hani bunların da içine girsek cidden çok problemler çıkabilir. Bakın yani ekonomik problemler genelde hep sona kalmış bakın bu araştırmada. Yani 105 tane maddenin en sonunda kalmış. Yani ekonomi de bir şekilde çözüyorlar. Derler ya eskiler, yani sevdik mi samanlık seyran olur, yani boşver para bir şekilde halledilir, maddiyat yeter ki huzurlu olayım der, sevileyim, sevildiğimi bileyim, sevgimi gösterebileyim. O yüzden ilişkilerde hayal kırıklığına uğramak, sevilmediğini hissetmek, anlaşılmadığını görmek insanda yoğun bir değersizlik, yetersizlik ve istenmeyen duyguları tetikler. Şimdi o zaman biz kendi ilişkilerimize baktığımız zaman, partner ilişkilerimize ya da sosyal ilişkilerimize baktığımız zaman bu geçmişten getirdiğimiz bağlanma figürlerini hep görüyoruz evliliğimizde. Çocuklarımızla olan ilişkide de öyle. Eğer eşimizden yeterli kadar ilgiyi, sevgiyi, değeri göremiyorsak ya da gösteremiyorsak ya da gösterip karşı taraftan o beklentiyi alamıyorsak muhtemelen bağlanacak ve bağımlılık geliştireceğimiz bir çocuğumuz olur. Çocuk yaparız. Yani genelde şunu derler. Yani ilişkide bir problem varsa evliliklerde bir çocuk yapın çocuk. Yani ne demek yani? Çocuk yapın. Bir çocuk yapın düzelir.
evine döner erkek. Sen de işte annelik duygusu ya da işte tüm babalık duygusu hissedersin. Birbirinize daha yakınlaşırsınız derler. Yani ne kadar aslında sorumlu bir çocuğa yüklenen bir evlilik ya da ilişki bakar mısınız? Yani benim ilişkimi, ben yetişkinim. Benim ilişkimi kim düzeltecek? Çocuk düzeltecek. Ne kadar böyle kolaycılık, hemen böyle kaçmak. Ha, işin özüne girdiğimiz zaman çaresizlik var vesaire var. Bunlar lafım yok. Ama şu cümle beni gerçekten çok böyle bazen öfkelendiriyor da açıkçası. Yani çocuk yaptık, çocuk yap düzelir ilişki. Çocuğa yazık değil mi? Çocuğa neden bu duyguyu yüklüyorsun? Ya olmazsa bu sefer çocuk var diye boşanamıyorsun ya da atıyorum ayrılamıyorsun. Hep o sürüncemede gidiyor. Yazık değil mi çocuğa? Çocuğa duygusal yükü bırakıyorsun. 2 yaşında, 3 yaşında 2 yaşında aynı öyle. Çocuklar hiçbir şekilde kurtarıcı değildir. 2 yaşında, 3 yaşında anne ve babanın birbirlerine evde bir şeyleri fırlattığını deneyimleyen bir çocuk mu dünyaya getirmek istiyorsun? Şimdi o yüzden bizim böyle bir bağlılık ihtiyacımız hep var. Ya çocuğa ya ötekini. İkinci çocuğu yaparız. Biri olmadı. Biri yetmedi. İkinci yaparlar. Yaparız. Şimdi bu içimizdeki sevilme ihtiyacını ya çocuklarımız üzerinden götürürüz ya da eşimizden bekleriz. Bitmemiş meseleyi, çocuk yapmak bitmemiş meseleyi tamamlamanın nesnesidir bana göre. Eşle doğru aktarım yapılamadığını başvuruyor çoğunlukla. Kesinlikle. Evet değerli meslektaşım. Bu arada Funda Hanım vardı. Funda Hanım. Yayından dün yazışmıştık. Bu alanda yüksek lisans yapmış. Hocam dedi, benim de bazı bulgularım var falan. Eğer buradaysa birazdan kendisini canlı yayına alacağım. Eğer bana istek atarsa bir 5 dakika onun da fikirlerini almak istiyorum. Bağlanmayla ilgili ve evlilik ilişkileriyle ilgili bir tez araştırması yapmış. Yüksek lisans tezini yapmış. Şimdi gelin bir şema üzerinden şey anlatalım. Yani bir olay bulalım. Güvenlinin vermiş olduğu tepki, kaygılı kararsızın vermiş olduğu tepki, kaçınanın vermiş olduğu tepkiyi birlikte ele alalım. Şimdi ben burada şeyde çıkarttım, not olarak da bunun üzerine beraber gidelim. Diyor ki eşin ilişkiyle ilgili olsun ya da olmasın olumsuz bir davranış. Tamam Funda Hocam, birazdan seni yayına alacağım, olur mu? Partnerin ya da eşin ilişkiyle ilgili olsun ya da olmasın olumsuz bir davranışına güvenli nasıl tepki veriyormuş? Bakın, diyor ki eşe öfke duyar. Ancak bu öfke yapıcı ve olumlu bir şekilde ifade eder. Bu da problem yok. Yani ki yani öfkelendim ama yani muhtemelen bunu konuşmamız lazım. Yani bu öfkeyi beraber oturur konuşurlar. Güvenler bunu yaparmış. Kaçınan ne yapıyormuş? Öfkeyi bastırır. Kaçınan tip. Eşe yönelik içte yoğun bir düşmanlık ve içerleme hisseder. İfade etmez duyguyu. Çünkü yani öfkelendim falan diye böyle çıkmaz. Yani yeter artık falan diye öyle özellikle kaçınanlar ortaya çıkmaz. Kaygılı kararsızlar ise genelde yine içerler, düşmanlık besler, korku besler, öfke besler, kendine kızar, üzüntü hisseder, neden böyle oluyor der, keder hisseder. Ötekiyle bir hemhal duygu hissedemez. Yani ötekinin ne ihtiyacı olduğunu anlamlandı. Hep kendi perspektifinden bakar diyor. Şimdi olumlu bir şey olduğu zaman, yani ilişkiyle ilgili olsun ya da olmasın, olumlu bir şey olduğu zaman ne oluyormuş? Güvenler diyormuş ki mutluluk, sevgi, ilgi, şefkat, merhamet bunlar gayet güzel var. Kaçınanlar duyarsız oluyormuş ve umursamıyormuş bakın. Herhangi bir şekilde olumlu bir şey olsa dahi ilişki içerisinde umursamıyor. Zaten olması gereken vesaire diyormuş. Kaygılar ne yapıyormuş kaygı kararsızda? Mutluluk ama aynı zamanda eşi mutlu edip etmediğini ya da eşinin bu olumlu davranışını hak edip hak etmediğini şüphe ediyor. Şüphecilik varmış şimdi kaygılı kararsızda. Yayına daha sonra bakarsınız. Neyi tekrar edeceğim unuttum birini. O yüzden yayını tekrardan inceleyip bu bölüme girersiniz. 50. dakikaya gelirsiniz. 48. dakikaya oradan kaldığımız yerden bakarsınız. Şimdi hep şüphe var. Kaygılı kararsız hep şüphe var. Şimdi eş gider kaygılı kararsız der ki işte ben seni çok seviyorum. İşte sen benim hayatımda iyi ki varsın. Sen işte hayatımda gördüğüm en iyi erkeksin. En iyi işte kadınsın vesaire filan. Emin misin? Niye acaba? Doğru mu söylüyor? Ya adam söylüyor işte de kadın söylüyor. İnan yok. Şüphe duyar. Şimdi bu şüphecilik
zihninde her bir yerde vardır. Çünkü küçüklükteki annenin sevgisinden emin olmayı hep zihninde arar. Emin misin? Emin misin? Emin misin? Sevgiyi hak ediyor muyum? Sevilen bir çocuk muyum? Sevilen bir kadın mıyım? Değer gören bir erkek miyim? Hep bunu arar hayatında. O yüzden hep şüphecidir. İşinde de öyledir. Sosyal yaşamında da öyledir. Arkadaş ilişkilerinde de öyledir. Komşuluk ilişkilerinde de öyledir. Şüphecidir. Komşusunu görür. Asansöre binerler. Aa, günaydınlar, merhaba der. Günaydın der. Apartmandan çıkarlar. Bu kadın bana niye selam verdi ki acaba? Bir şey mi oldu acaba? Hayırdır der. Allah Allah. Ya selam verdi işte. Merhaba dedi. Günaydın dedi. Bir şey mi ihtiyacı var acaba? Yani bir şey mi demek istedi acaba? Niye bana selam verdi? Ne oldu, hayırdır yani? Der. Şimdi ya da şöyle olur. Eşi kendisine bir hediye aldığı zaman işte bunu sana aldım der. Kaykıl kararsız der ki ay çok mutlu oldum der. Ama niye aldı ki şimdi durduk yere der. Ya aldı işte. Yok, şüphe vardır içinde. O şüphecilik öyle bir kendisini ayuka çıkartır ki bu ilişkilerde. Şüphe vardır. Sonra karşı taraf der ki yani ne oldu, niye aldın şimdi bunları? Yani bir şey mi oldu? Tamam, beni mutlu ettin, çok güzelmiş ama hayırdır der. Ya alsam bir dert, almasam bir dert der. Dilara Hanım, yayınımın en başında demiştim. Anneden kastım bize bakım veren. Yani illa biyolojik anneden bahsetmiyorum. Bu baba da olur. İşte bize anneanne, baban, her kimse bize bakım verenden bahsediyorum. Bakım verenden ben sevgiyi tam olarak hissedememişsem, görememişsem, fark edememişsem her türlü bağlaması da olabilir. Bugün bayram, hayırdır yani der. Değil mi? Evet Seval Hanım. Bağlama stilleri duygusal bağ olunca ortaya çıkmıyor mu? Herhangi biriyle nasıl duygusal bağ kuruyoruz? Eksikliğimizi gideriyoruz ötekinde. İhtiyacımız olan şeyi ötekinden arıyoruz. Evliliklerde. Sevgi hissedememişsek sevgi arıyoruz. Güven hissedememişsek güven arıyoruz. En temelde de güvene ihtiyacımız var. O yüzden bizim bağlanma stillerimiz ve bağlanma yapımız evliliğimizi etkiler. Kişilik yapılarımızı, kimlik yapımızı etkiler. Yani az önce ifade edildiği gibi büyüklenmeci bir tavır vardır. Özellikle erkeklerde var. Yani narsistik kişilik dediğimiz, narsizm dediğimiz abi genelde erkeklerde daha fazladır. Yani daha çok görülür toplumda. Çünkü onlar her şeyin tırnak içerisinde yücesi olduğu için, her şeyi yapabildiklerine dair bir atıfları olduğu için her şeyi yapabilirler yani onlar. Her şey onlar mübahtır. O yüzden de onlar idealize edildikleri için ebeveynliklerinden itibaren hep idealize edilirler. Benim oğlum şöyledir, benim aslan oğlum, benim delikanlı oğlum şöyledir, böyledir deyip böyle yetiştirildikleri için evliliklerin içerisine girdikleri zaman yedikleri işte tabağı dahi alıp işte lavabonun üstüne dahi koyamazlar. Yani işte o kadar çok eksiklik duygular vardır ki yani sen yapman lazım zaten. Senin tırnak içerisinde görüyorum. Sevgi de vermezler. Sevgi de verdiklerinde yani hadi sevdim seni derler. Cinselliği de verdiklerinde kendi istediklerinden verirler yani. Senin ihtiyacın olduğu için değil, kendileri isterse verirler. Bıktık narsistlerden yani. Ama onların da ihtiyaçları var yani. Narsizm güzel bir şeydir bu arada. Ama dozunda. Hepimiz narsistik bir bireyleriz. Sevilmek, değer görmek, pohpohlanmak, övülmek isteriz. Buna gayet bir problem yok. Ama bunun dozu kaçıyorsa, ötekinin övgüsü, ötekinin ilgisi, ötekinin sevgisi olmadan yaşayamıyorsam burada bir problem var demektir. Kendi benliğimiz, kendi varlığımız, kendi içimizdeki geliştirmiş olduğumuz duygu regülasyonu, duygunun dengede olması demektir duygu regülasyonu. Her birini yaşayacağız. Zaman zaman terk edileceğiz. Zaman zaman işte öfkeleneceğiz. Zaman zaman sevgisiz kalacağız. Zaman zaman beş para etmez hissedeceğiz kendimizi. Her birini yaşam içerisinde yaşarız. Ama bunu bir dengede tuttururuz. Tutmayı başarabiliriz. Başarabilirsek duygu regülasyonu var demektir. Ama kişi terk edildiği zaman, yoğun depresif duygu durumundaysa, hepsi zaten benim yüzümden. İşte Allah benim cezamı versin. İşte hep ben bunu yaptım. Benim yüzümden. Ya da vallahi işte şöyle sayar durur karşı tarafa. Bu bana bunu yaptı, bu bana şunu dedi, bu bana bunu yaptı dediği andan itibaren ya sorumlu kalmaktan kaçar ya da sorumluluğu hep kendisine yükler. Sağlıklı bir düşünme becerisini o duygu regülasyonunda sağlayamaz ve sergileyemez. Evet efendim. 55 dakika oldu. Şöyle yapalım mı? Canlı yayına katılmak isteyen
ve katkılarını sunmak isteyen arkadaşlar bana istek gönderirse ben o isteklerini kabul edeceğim. Olur mu? Funda Hocam burada mısın? Funda Hocam buradaysan bana bir istek gönder. Seni biraz yayın alayım. Bir 5 dakika tanışalım seninle. Şimdi kocam mı narsistten mi? Ya etiketlemeyin kocanızı ya da kendinizi. Boş verin. İlişki kurmaya bakın. İlişki. Evet. Yani canlı yayına katılmak isteyen varsa, sohbet etmek isteyenler varsa böyle 2-3 dakika canlı yayına katılabilirler. Sorularınızı oradan da alabilirsiniz ama birazdan soruları da yine yorumlu olarak cevap almaya çalışacağım. Evet. Funda Hanım'ı yayına alıyorum. Merhabalar, herkese iyi akşamlar diliyorum. Merhabalar hocam, çok efendim. Geliyor mu sesim? Evet, geliyor. Benim sesim geliyor mu? Evet, gayet güzel efendim. Neredensiniz? Evet. Hangi şehirdesiniz? Neler yapıyorsunuz? Evet. Hemen kısaca sizi tanıyalım. Evet, hemen anlatayım. Ben Antalya'da yaşıyorum. Akdeniz Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptım ve Milli Eğitim'e bağlı bir kurumda psikolojik danışman olarak çalışıyorum. Şimdi konu dikkatimi çekti siz paylaşınca hemen de yazmak istedim öyle olunca. Bağlanma stilleriyle alakalı olduğu için hani birazcık da şey yapmak istedim, katkıda bulunmak istedim kendi araştırmamla ilgili. Zaten siz buyurun. Gerekenleri söylediniz ama birkaç şey de benim katkım olsun. Buyurun. Yapmış olduğumuz araştırma bağlanma stillerinin kimlik stillerini yoğurdama durumuyla alakalıydı. Yani beliren yetişkinlik dönemindeki kişilerin kimlik stillerini bu bağlanma dediğimiz kavram etkiliyor mu, etkilemiyor mu ya da etkiliyorsa ne kadar etkiliyor bunu öğrenmek istedik. 985 kişi üzerinde bir araştırma yaptık. Araştırma sonucunda sizin de az önce bahsettiğiniz gibi böyle çok uzun uzadıya anlatmak istemiyorum. Akademik kavramlara da girmek istemiyorum ama. Evet, iyi olur. Şimdi siz iki tane ana şey söylediniz. Güvenli ve güvensiz bağlanma. Bizim incelediğimiz bu araştırmada güvenli ve güvensiz bağlanmayı da kendi içinde alt boyutlara ayırdık. Yani bunlarda olumlu anne, olumlu baba, olumlu kendilik algısı güvenli bağlanmayı oluşturuyordu. Olumsuz anne, olumsuz baba, olumsuz kendilik de güvensiz bağlanmayı oluşturuyordu. Ve araştırma sonucunda da az önce söylemiş olduğunuz aslında sizin söylediğiniz bir noktada kimlik stilleriydi. Kaygılı, kararsız mesela hani anlattınız. Bizim de kimlik stilleri olarak 4 tane kimlik stilimiz vardı. Sizin kaygılı kararsız diye anlattığınız bizim karmaşalı yönelim kimlik stili olarak belirlediğimiz şeyi yordadı. Yani güvensiz bağlanan kişilerin güvensiz anne, güvensiz yani olumsuz anne, olumsuz baba, olumsuz kendilik algısına sahip olan kişilerin yine bu sizin söylediğiniz kaygılı kararsız bağlanmayı yordadığını ve daha doğrusu yani kişisel problemlerde günlük hayatımızdaki yetişkinlik dönemindeki problemlerimizde karar vermede güvensiz bağlanan kişinin daha fazla karar verememe işte kaçınma durumunu erteleme durumunu yaşadığını bu sonuç bize gösterdi. Ama güvenli bağlanan yani güvenli anne güvenli baba yani olumlu anne, olumlu baba, olumlu kendilik algısına sahip olan kişilerin ise günlük hayatındaki işte benlikle alakalı olarak kavramında işte daha net kararlar verdiği, kendi benliğiyle ilgili araştırmaya gittiği, araştırma yapma konusunda aktif ve istekli olduğu sonucuna eriştik. Aynı şekilde bir de kural yönelimi dediğimiz bir kimlik stili vardı. Bunda da işte toplumun geleneklerine, standartlarına uygun kararlar verme ya da işte kendisi için böyle annesinin babasının ya da değer verdiği kimselerin söylemlerinin önemli olduğunu düşünen kişilerin de yine aynı şekilde güvenli bağlanmayı bağlanmayla ilişkisi olduğunu fark ettik. Yani olumlu anne, olumlu baba ve olumlu kendilik algısına sahip olan kişilerin bir anlamda daha toplum standartlarına ve kurallarına göre yaşadığını bulduk. Bir de bağlanım alt boyutu vardı. Bu aslında Türkiye'de pek bu tarzı bir araştırma olmadığı için bunu da biz eklemiş olduk o dönemde. Bağlanımda da hani bir karara bağlanmaktı buradaki şeyin anlamı. Orada da yine
olumsuz bir şekilde annelik, anne ve kendilik algısına sahip olan kişilerin bağlanmakta, herhangi bir şeye bağlanmakta, karara bağlanmakta zorlandıklarını bulduk. Yine aynı şekilde olumlu kendilik algısı olan kişilerin ise günlük hayatındaki herhangi bir şeye çok daha kolay bağlandıklarını, karara bağlandıklarını bulmuş olduk. Bunu da ekleyelim. Yani şuradan, burada tezde şunu da söylemiştik zaten. Toplum ruh sağlığı çalışanları olsun, işte gerek anne babalar izliyor olabilir buradan, ya da işte bakım veren kuruluşlarda çalışan kimseler olabilir burada. Temelde anne, yani anne ya da bakım veren diyoruz biz ona, çocuk arasındaki duygusal bağın ne kadar önemli olduğunu tekrar buradan hatırlatalım ve çocukların kimlikleri gelişirken, yetişkinlik döneminde kararlar verirken ne oranda etkilediğini de bu sonuçlar bize göstermiş oldu bir kez daha. Peki. Fulya Hocam çok teşekkür ederim. Ben Araştırmanı da teşekkür bizlerle ederim. paylaştın. Son olarak var mı söylemek istediğin bir şey? Ben teşekkür ederim. İyi çalışmalar, sağ olun hocam. Güzel bir yayın oluyor. Ben de izliyorum, takip ediyorum. İlişkilerle bağlantı kurmanıza çok daha faydalı ve güzel olmuş. İyi Peki. akşamlar. Teşekkür ediyorum. Antalya'ya sevgiler. Görüşmek üzere. Teşekkürler, sağ olun. Evet, Funda sorularınızı takip ederek sorabilirsiniz. Sorularınız varsa. Evet, yani aslında ilişkiye ihtiyacımız, güvene olan ihtiyacımız, bağlı olan ihtiyacımız her tarafta var. Yani bağlanmayı her yerde görebiliriz aslında. Yani mesleğe bağlanma, Tanrı'ya bağlanma, eşe bağlanma. Her yerde biz bunu görebiliriz. Her türlü yerde görebiliriz. O yüzden bizim bağlanma en temelimizde ve bizim kimliğimizin ihtiyacı olan neyse biz eksikliğimizi orada tamamlama ihtiyacına varız. Ne seninle ne sensiz evlilik için ne dersiniz hocam? İşte kaygılı kararsız bunlar. Ha evet, belgesel ismini vereceğim birazdan. Evet, teşekkür ederim. İyi ki hatırlattınız. Ne seninle ne sensiz. Seni çok seviyorum. Bir taraftan da senden nefret ediyorum. Senden nefret ediyorum. Ne olur beni terk etme diye Cem Keçi'nin bir kitabı var. Kaan hocam gelmiş. Kaan hocam bir şeyler söylemek istiyor sanırım. Kaan hocam rahatsızdı. Umarım toparlanmıştır. Kaan hocam. Hocam merhabalar. Merhaba, nasılsınız? İyiyim, sizi sormalı. Sağ Bir olun. gazeteye Sağlığınız nasıl, iyi mi? giriyoruz. Daha Evet. iyiyim, evet. İyi, iyi, sevindim. Evet. Buyurun hocam. Hocam bağlanmayla ilgili konuşurken ben şeyi hatırlatmak için geldim. Bağlanma sadece Buyurun. bağlanmadan ibaret değil diye düşünerek dedim yayına gireyim. Mesela anksiyete bozuklukları değil mi? Sosyal kaygılar, karar veremeyen yetişkin bir yapı var orada. Ya da bağımlı kişilik bozukluğu, çekingen kişilik bozukluğu. Bunların hepsi bağlanmayla temelli. Bunlardan da bahsetmek için, hani semptom olarak ortaya çıkan diğer ürünlerden bahsetmek için yayına bağlandım. Ne Peki, hoş dersin? geldin hocam. Buyur Hoş hocam. bulduk. Seni dinliyoruz. Buyur. Ben biraz konuşmak istiyorum aslında bunu seninle. Ne Buyur buyur dersin tabii. buna? Tabii güzel olur. Evet. Güzel olur. Hani bizim konumuz genelde ilişkiler ve bağlanma üzerindeydi ama Aha. diğer kesinlikle bağlanmanın diğer de yaşamış oldukları işte anksiyete bozuklukları, diğer disosyatif kimliklerde de çok ciddi etkileri var. Elbette bunu konuşabiliriz. Ya Buyur şey hocam. için söyledim ben. Şimdi bizim ilk kaygı karşısında aldığımız pozisyon kimliğimizi belirliyor ya. Dolayısıyla bu bağlanmaya dair bir atıfta bulunuyor. Duyuyorsun beni değil mi? Duyuyorum diyorum, evet. Bu kaygı karşısında aldığımız pozisyonda kaygının üzerine gidemezsek, yani cesaret edemezsek, sinmiş pusmuş bir vaziyette köşede kalırsak, yani çekingen bir örüntü geliştirdiğimizde nasıl oluyor? İlişkinin iyisi bizi korkutuyor değil mi? Yani karşı tarafa bırakıyoruz. Sabri, seninle olurum ama önce hamleyi senin yapman gerekiyor. Senden tamamen bana zarar gelmeyeceğine dair güvenceyi alana kadar ben herhangi bir hamle yapmıyorum. Ne demek bu? İki kişiyiz ilişkide ve bunun sorumluluğunu karşıya bırakıyorum. Ben çekingen kişilik olarak bağlanma temelli bir patoloji geliştiriyorum. Sonra ne oluyor? Çekindiğim için toplum içinde bir seminere davet ediyorlar beni. Gidip anlatacağım ama nasıl? Müthiş bir kaygı yükleniyor. Yani bu kadar insanın önüne çıkacağım, nasıl söyleyeceğim? Ya eleştirilirsem, hatalı bir şey söylersem, eksik söylemde bulunursam?
karşılığında gelecek olan şey benliğin dağılmasına neden olacak. Neden? Bağlanma temelli olarak çekingen bir kimlik oluşturdum. Ya da şöyle yaptım. Bağımlı bir kişilik oluşturdum. Değil mi? Bağlanma temelli olarak yine. Bu sefer dedim ki Sabri bana tehdit değil. Yani ben bunun civarında duruyorum. Mahallede beni maça da alsınlar. Ben kalede duruyorum. Dışarıdan görenler de ilişki kuramadığımı da düşünmesinler. Bu sefer ne oldu? İçeride müthiş bir yalnızlık, değil mi? Yani kendi dünyam, kendi nesne tasarımım o kadar değersiz ki hep şunu düşünür oldum. Ya ben bir yere giderim tatile Sabri'yle de benimle vakit geçirmekten keyif alır mı? Alır mı? Evet. Ya beni tercih eder ama sonrasında o pişman olur mu? Dolayısıyla bağlanma dediğimiz mesele ikinci olarak da ortaya çıkan bu tür hem kişilik bozuklukları anlamında hem de anksiyete bozuklukları anlamında ortaya çıkan bir mesele. Ve bence bütün patolojilerin tam ortasında duruyor diyerek sözü sana bırakıyorum. Seni de dinlemeye devam ediyorum. Kesinlikle. Teşekkür ediyoruz Kaan Hocam katkın için. Çünkü anksiyete bozukluğu ve diğer işte o yapıdaki insanların kendi içerisinde var olan o parçaları, yani sorumluluğu ötekinden beklediğimiz zaman, hani dedin ya yan tarafta pısıyor çocuk, ötekinden gelmesi lazım eylemin ve sorumluluğun. Çünkü ben sorumluluk alırsam cezalandırılırım, sevilmem, değer görmem ve kendi ortaya koymuş olduğum ürün ötekinin gözünden beş para etmez bir şekilde olursa ben sorumluluğu almam. Sorumluluk sende. Öteki kaledeki çocuk da, yani bir taraftan sosyalleşmem lazım, sosyal olmam lazım ama çok da göz önünde çıkmamam lazım olursam kaygı geliyor. Ama etliye sütlüye karışmadan bizim böyle yavaş 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 böyle çok arkada sırada arka sırada da gözükmez o çocuklar. En öne de oturmazlar. Ortada bir yerde tabir caizse gelip gelip geçerler. O yüzden çok farklı bir yerden de girdin. Teşekkür ediyorum. Belki ilerleyen süreçte bununla ilgili farklı bir yayın yaparız seninle dostum. Olur. Gayet de keyif alırım. Güzel olur. Evet. Bak. İyi bak. Evet, katkı içinde teşekkür edenler var. Rica ederim. Dostum teşekkür ediyoruz. Tekrardan geçmiş olsun. Görüşürüz. İstanbul'a selamlar. Hoşça kal. Görüşürüz. Evet. Kaan hocamın güzel katkısıyla birlikte de. Evet. Var mı başka sorunuz? Katkınız kaç dakika olmuş? 67 dakika olmuş artık. Yatacak mısınız? Yatacak olan var mı? Uyuyacak olan. Kaan hocamın psikopatoloji ve dinamik psikoterapi ve varoluşsal psikoterapi konusundaki engin bilgilerini takip etmek için onu takip edebilirsiniz. Çok güzel paylaşımlar var. Bir soru sormak istiyorum. Buyurunuz efendim. İktidar Hanım birazcık bundan bahsetmiştim, bu bağlanma nasıl bir ortamda olduğunu. Oradan geçebilirsiniz. Belki bakabilirsiniz. Pandemide boşanma oranı yüksek olduğu söylüyorum. Bununla ilgili bir araştırma yok. Bilmiyorum. Ama şu var. Yani çok ciddi bir şekilde problemler var. Her zaman görüyoruz. Yani ciddi bir şekilde problemler artıyor. Çünkü yani şu oluyor. İlk defa bu kadar çok ötekiyle ilişki kurmaya başladık arkadaşlar. Yani çoluğumuzla, çocuğumuzla, sevdiklerimizle ilişki kurmaya başladık. O yüzden ilişki kurmak öyle kolay bir şey değil. Hani kolaymış gibi geliyor. Evet, belgesel ismini söyleyelim. Netflix'te Tek Yumurta Üçyüzleri var. Yani bu az önce anlatmış olduğum o araştırmalar vardı ya, işte bebek araştırmaları vesaire filan. Bunun Tek Yumurta Üçyüzleri Netflix'te var. Tek Yumurta Üçyüzleri. Bu çocuklar yetimhanede yetimhane bırakılıyor. Yetimhanede 3 farklı aile veriliyor. 3 farklı ailede kime verileceği her şey ortadan belli. Ve bir üniversiteye kayıt da ortaya çıkıyor. Lütfen yani şimdi söylemeyeyim de şimdi seyirde kaçmasın. Bence bunu kesinlikle izleyin. Bizim yani bu araştırmalara ve insanlığın ne kadar çok etik dışı eylemlere de gittiğini ve bir insanların hayatını nasıl kararttığını da gözlemleyebiliyoruz. Psikanaliz, psikodinamik psikoterapiler ya da yaptığımız bir şeyi din adı altında, yani din gibi oluşturmak ciddi bir tabu yaratıyor. O yüzden bence de çok izlenmesi gereken bir belgesel. Yani psikanaliz bir din midir sorusuna da verilen bir cevap. Belki de konuyu çok fazla dağıtmadan ona da cevap vermeye çalışayım.
İlişkilerdeki ilgi bağımlıları hangi gruba giriyor? Tedavi yöntemlerinde bilgi paylaşır mısınız? İlişkilerdeki ilgi bağımlıları, bakın size bahsettiğiniz bağımlılar. Yani kaygılı, kararsız kimlikler bağımlı olma ihtiyacı hisseder. Belgeselin ismi Tek Yumurta Üçüzleri. Tek Yumurta Üçüzleri Netflix'te. Orada var sadece. Şimdi Netflix'in de reklamı yapmış olduk. Kötü oldu bu ama. Neyse, artık yapacak bir şey yok. Kaygılı kararsızlar çok ihtiyaç duyar ötekine. Ve bir bağlılık değil, bir bağımlılık geliştirir. O yüzden, çünkü ötekinin sevgisi, ötekinin ilgisi, merakı olmadığı sürece dayanamazlar. Bebeğimiz ağladığında hemen yanına koşmak doğru mu değil mi? Yaşına bağlı diyeyim. Şöyle, eğer 5 yaşında bir çocuk ağladığı zaman pıt pıt koşuyorsak, hemen ay ne oldu falan diyorsak, burada bizim kendimizi sorgulamamız lazım. Kendimizi sorgulamamız lazım. Yani bu bağlama biçimimiz ne bu kadar çok. Ama şu var, yapılan araştırmada yine şunu söylemek istiyorum. Yapılan araştırmalar şunu da gösteriyor. Çocukların ilk şöyle düşünsenize, daha çocuk bir aylık, yeni doğmuş. Çocuk ınga diyor, anne geliyor. Inga diyor, anne geliyor. Inga diyor, baba geliyor. Hep böyle bir ilgi ihtiyacı var. Yani çocuğun ağlama refleksini hemen yatıştıran bir ebeveyn var. Ağladığı zaman yatış, ağladığı zaman yatış. Şimdi bunun uzaması lazım. Ben çocuklarla çalışmıyorum ama yani çocuklarla çalışan arkadaşlar, uzmanlar varsa çok daha iyi bilirler bundan. Çocukla annenin o aradaki mesafesinin uzaması lazım. Çocuk ağladığı zaman, hani bizim halk tabirinde şu derler ya, çocuğu bırak ağlasın, bir ciğerler açılsın derler. Çok duymuşuzdur biz. Onun ağlamasına bir fırsat vermemiz lazım. Pıt diye hemen yanına düşersek, pıt diye ağladığı zaman yanına gidersek, bu sefer çocuğun kimlik ve kişilik gelişiminde narsistik bir kimliğe doğru evrilebilir. Yani ne demek? Tüm ihtiyaçları anında karşılanıyor. Tüm ihtiyaçlar anında karşılanıyor. Tüm ihtiyaçlar anında karşılanıyor. İstemez miyiz böyle bir dünyayı? Şimdi o zaman bunun kırılmalarının yaşanması lazım. Yani her ihtiyacın anında, her ihtiyacın anında yaşayamayacağını, olamayacağını hissetmesi gerekiyor bu bebeğin ya da çocuğun. Yani örnek veriyorum, bir bebek ilk başta ağlıyorsa, bir 2-3 saniye sonra anne gidiyorsa, bu işte 6. aya geldiği zaman bir 10-15 saniye sonra, yani bunun şeyleri, yani aradaki mesafe uzatmamız lazım ki çocuğun duygu kapasitesi acıya, sıkıntıya, kaygıya dayanma kapasitesini arttırmamız gerekiyor. Yine biz buna duygu regülasyonunu arttırmak diyoruz. Hocam, kitap tavsiyeniz var mı? Yani Nilüfer Devecigil'in Işığın Yolu çok güzel. Mehtap Hisar'ın Senin İçin kitabı çok güzel. Yani bağlanma temelde konuşuyoruz bunlar. Bağlanma ile ilgili başka kim vardı? Yani çok kitap var. İlk aklıma gelenler bunlar. Onları çok ben beğenmiştim. Bağlanma üzerinden. Güzel anlatıyorlar. Evet. Sürekli düşünme ve senaryo kafamda oluşturuyorum. Buna nasıl engel olabilirim? Yani bu konumuza alakalı değil bu arada. Yani yani ilişkiler ve bağlılık üzerine, bağlanma ile ilgili sorunuz varsa onu cevaplamaya çalışayım. Hiç de iyi değil ya. O çocuğa daha büyük kötülük yapılamaz. Pandemi sürecinde hem online hem de yüz yüze görüşmelerimiz var efendim. Bu arada yukarıda bir sormuş. Siz neredesiniz diye. Ben Bursa'dayım. Bursa. Kaan Bey şu an İstanbul'da. Ben Bursa'dayım. Evet, yavaş yavaş yayını kapatalım mı? Yani sormak istediğiniz, eklemek istediğiniz bir şeyler varsa yine son olarak alayım. Ardından yayını kapatayım. Eş terapi nasıl ikna edilir? Zor soru. Güvenli bir şekilde, ilişkiyle ihtiyacınız olan bir şey, bir problemi konuşmak, karşı tarafı ifade etmek ve bir işte terapi desteğinin alınmasını birlikte karar vererek gelirsiniz. Genelde şu oluyor, ya kadınlar zorlayarak genelde oluyor, işte hocam, işte eşim geldi. Önce bir ön görüşme istiyorlar. Önce ya hocam, size işte randevu alıyor. İşte önce eşimle geleceğiz, önce ben bir görüşebilir miyim falan. O yüzden bunu konuşarak ve terapi ihtiyacı olduğunuzu ifade ederekten gelmeniz gerekebilir, ama yani eş istemiyorsa gönüllülük esasına bağlıdır. Yani bizim yaptığımız iş gönüllülük ihtiyacı. Bağlanmadan bahsederken doğal ebeveynlik konusuna belki vurgu yapılabilir demiş Kübra Hocam. Kesinlikle doğal ebeveynlik. Yani olduğumuz gibi olamıyoruz ya. İşte böyle bir şey, iyi anne olma ihtiyacımız var. İyi baba olma. İşte bunu okudum.
şunu böyle yaptım. Kitaplardan çocuklarımızı yetiştirmeyelim. Olduğumuz gibi doğal değil mi? Evet, doğal ebeveynlik. Olduğumuz gibi öfkemizle ifade edelim. Kızgınlığımızla, üzüntümüzle. Yani neysek o. Sevgimizi eşimize gösteriyorsak. Aman çocuk var. Ben eşimi işte öpmeyeyim, yanaşmayayım. Yok. Ya sarılın. Sevgi gösterin çocuklarınıza. Bunlar çok önemli ve çok kıymetli şeyler. Partneri sevip onunla partneri sevip ama onunla duygusal ilişki kuramamak nasıl bir durum olur? Sevdiğimizden emin miyiz? Evet arkadaşlar. Sabri hocam. Tuna hocama merhabalar. İstanbul'a selamlar Tuna hocam. Ben de onunla o kadar çok evde vakit geçirdim ki pandemi sürecinde her şey normale döndüğünde nasıl ayrı kalacağımı düşünüyorum. Benim bağlanmayı nasıl çözeceğiz bilemiyorum. Harika. Senin bağlanma problemi var. Çocuk muhtemelen ayrışmıştır da sen ayrışabiliyor musun Tunacığım? Selamlar İstanbul'a. Evet arkadaşlar çok teşekkür ediyorum. Yaklaşık 75 dakika oldu. Kaç saat olmuş? Oo, saat 12 çeyrek var. Hadi gidin yatın sabah işi olanlar. Ben de işe gideceğim. Falan. Kendinize çok iyi bakın. Önümüzdeki hafta eğer önümüzdeki hafta yaşam yükündür seminerlerimiz var. Yine bu saatte evet. Başka bir saatte yaparız muhtemelen. Başka bir günde saatte yaparız. Yine canlı yayınımızı. Siz konuşulmasını istediğiniz, yapılmasını istediğiniz bazı yayınlar varsa bana eğer DM'den yazarsanız ben de o konularla konusunda yayınlar yapmaya çalışacağım. İlgi TV'ye kaydetmeye çalışacağım. Teknik bir aksaklık olmazsa yayını kaçıran arkadaşlar ya da tekrar izlemek isteyen arkadaşlar İlgi TV'den izleyebilirler. Hepinize selamlar, sevgiler. Kendinize çok çok iyi bakın efendim. Kendinize iyi bakın.